Teknik analiziyle merhaba diyorum. 2 gün önce Sasa'nın, 3 gün önce düzeltiyorum. Sasa'nın teknik analizini yapmıştım. O gün 35 seviyesine, daha sonra 30 seviyesine inebileceğini söylemiştim. 35 seviyesine indi. 33.90'dan geri döndü geçtiğimiz günlerde. Dün Sasa bedelsiz sermaye arttırma açıkladı kapta. Gördüğünüz gibi bedelsiz sermaye %34.93 oranında bedelsiz sermaye açıkladı. 2 gün önceki, 3 gün önceki videoda Sasa'nın temel analizini yapmıştık, bilançosuna bakmıştık. Sasa'da satışlar geçen seneye göre %82, brüt kar %245, FAVOK ise %352 artmıştı. Lakin net kar %71, net kar marjı ise %32 azalmıştı. Bunların çoğu şirketin yapmış olduğu fabrika yatırımında yüksek kredi kullanımından kaynaklandığı görülüyordu. Finansal giderlere baktığımızda ciddi bir, bakın, long term debt'te ciddi bir yükseliş var 2020 yılında. Bunlar görülmüştü. Şimdi teknik olarak hisseye yeniden bakacak olursak, daha önceki videoda da artık burada çok ciddi bir yükselişin meydana geldiği, yani teknik ya da temel analizden bağımsız bir yükselişin meydana geldiği, yani aslında bir yerde spekülatif bir hareket ya da hatta muhtemelen arkasında manipülatif bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki yatırımcının kendi kararı. Zaten sosyal medyada falan Sasa'ya bir şey söylediğinizde direkt Sasa severler tarafından saldırıya maruz kalıyorsunuz. Gerçekten çok ciddi bir Sasa fanatizmi oluşmuş. Sebebini bilmiyorum. Çok da mantıklı bulmuyorum herhangi bir hisseye aşık olunmasını. Ya, futbol takımları hisse senetlerinde belki bu yaşanabilir tabii ki, ama çok yüksek borçlu olmalarına rağmen insanlar spor hisselerini alıp tutabilirler, ama yani onu bir nebze anlayabiliyorum da diğer hisselerde çok da mantıklı gelmiyor bana. Sasa 35'ten geri döndü. Bunun bedelsiz sermaye arttırma haberiyle de alakalı olabileceğini düşünüyorum. Lakin artık bu hissede her şey olabilir durumuna geldi. Çünkü burada artık biraz oyun oynanıyor diyebiliriz. Çok sert hareketler gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Yani birilerinin elindeki hisseleri birilerine veriyorlar. Benim tahminim yine de hala 50 günlük ortalamaya doğru gideceği yönünde. 50 günlük ortalama şu anda 27-36'da geçiyor. Herhalde 30 civarında bunlar birbirine kesişirler diye düşünüyorum. Eğer fiyat 30'a gelirse Sasa için iyi bir alım bölgesi olabilir diye düşünüyorum. Ama 30'a kadar bence hala Sasa biraz fazla fiyatlanmış bir hisse olduğunu düşünüyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirileri de açarsanız videolar geldikçe siz de haberdar olursunuz. Hoşça kalın. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. İyi günler olsun.